Yeniden merhaba sevgili veliler. Gelin şöyle bir düşünelim. Siz akşam yemeği için hazırlıklar yapıyorsunuz ve çocuğunuz yanınıza gelip ders tekrarı yaptığını, ödevlerini bitirdiğini, hafta sonu projesi için ön hazırlıklarını yaptığını söylüyor. Gün içinde öğrendiklerini size tek tek anlatıyor. Ne kadar güzel bir tablo, öyle değil mi? Bir kez bile ona ödevini hatırlatmadınız. Kitap okudun mu diye sormadınız. İngilizcenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili tekrar tekrar konuşmalar da yapmadınız. Peki çocuğunuz kendi öğrenme sorumluluğunu ele almak için nasıl bir yol izledi? Sizler anne baba olarak ona nasıl destek verdiniz? Sadece bu sorumluluğu üstlenmekten vazgeçtiniz, öyle değil mi? Gelecekteki meslekleri ne olursa olsun, çocuklarımızın kişilik sahibi, ne istediğini bilen, özgüvenli, özdisiplinli ve hızla değişen dünyamızda kendi yolunu bulabilen bireyler olmasını hep isteriz. İşte bu yüzden yaşam becerileri arasında en önemlilerden biri olan öğrenmeyi öğrenme becerisini konuşacağız bugün. Bu beceri, Cambridge Yaşam Becerileri çerçevesinde yer alan ve pandemi sonrası Dünya Ekonomik Forum'un ilan ettiği en önemli 10 beceriden biri. Hadi şimdi çocuklarımızın kendi öğrenme yolculuklarını yönetebilmeleri için izlemeleri gereken yola ve velileri olarak bizler bu yolculuğa nasıl eşlik edebileceğimize şöyle bir bakalım. Bulunduğumuz coğrafyada "sen dur, ben öğretirim, bekle çocuğum, ben yaparım" mantığıyla hareket ettiğimiz için çocuklarımıza yardım ettiğimizi düşünerek onların elinden aslında öğrenme sorumluluklarını almış oluyoruz. Ve maalesef sadece bilgi biriktirmelerine destek oluyor ama ben bilgisine sahip olmaları için çok da yardımcı olmuyoruz. Bu yüzden bağımsız öğrenmede en temel adım ilk olarak öz bilgiye sahip olmaktır. Öz bilgiye sahip çocuk, yeme, uyku gibi temel ihtiyaçlarının elbette ki farkındadır. Nasıl bir öğrenme tipine ve nasıl bir zihniyete sahip olduğunu, kişilik yapısını iyi bilir. O zaman çocuğunuz eğer hata yapmayı öğrenmenin bir parçası olarak görüyorsa, her yeni tecrübeyi bir öğrenme yolculuğu gibi değerlendiriyorsa, öğrenmekten çok keyif alabiliyorsa, bilmiyorum demeyi biliyorsa ve kolayca pes etmiyorsa, büyüme ya da gelişim zihniyetine sahip demektir. Çocuğumuz öz bilgi sahibi olmaya çalışırken, bizler de velileri olarak onların bireysel yeteneklerine odaklanmalı, onları asla başkalarıyla kıyaslamamalı, sorumluluk almalarına izin vermeliyiz galiba. Çocuğumuzun ikinci sahip olması gereken özellik de öz denetim ya da öz disiplin becerisidir. Öz denetime sahip çocuğunuz, kendi belirlediği zaman aralığında ve en verimli olduğunu düşündüğü vakitte dikkatini odaklayarak çalışabiliyordur. Sorumluluklarını zamanında yerine getirip zamanı iyi yönetebiliyordur. Bu konuda galiba daha önceki zaman yönetimiyle ilgili olan videomuza da fazlasıyla değinmiştik. Peki bize ne düşüyor veli olarak? Zannediyorum çocuklarımız çalışırken onlara çok müdahale etmemeye çalışabiliriz. Çocuğumuzun azmini, organizasyonunu, çabasını, kibarlığını içten bir şekilde takdir edebiliriz. Övgü sözcüklerini ödül olarak kullanmamaya çalışabiliriz. Çalışma planını oluşturması ve zamanını iyi yönetebilmesi için bir ajanda kullanmasını teşvik edebilir, bunu modelleyebiliriz. Şimdi de sahip olması gereken diğer özelliğe bakalım. Cesaret. Cesur olan çocuk, yeni ve zorlu durumları bir öğrenme deneyimi olarak görür ve başarısız olmaktan asla korkmaz. Formal bir öğrenme süreci takip etmek istemeyebilir belki. Deneyimleyerek yol alır çünkü. Sınav sonuçları düşük olsa bile sıkıntı yapmaz çünkü yol boyunca keşfettikleri ve öğrendiklerine odaklanır. Böylelikle her gün biraz daha geliştiğini görür, öğrenmeyi daha çok sever ve şartlar ne olursa olsun zorlu koşullarda bile öğrenmeye devam eder. Daha ne isteriz ki? Bizler ne yapabiliriz onu yüreklendirmek için? Hata yaptığına tanık olduğumuzda düzeltmemeye çalışabiliriz galiba. Sadece "bir daha denemek ister misin? Emin değilim" dememiz yeterli.
daha önce de belirttiğim gibi sonuca değil, süreçte gösterdiği çabayı takdir etmemiz çok önemli. Sınav sonuçları ve arkadaşlarının kaç aldığına mümkünse çok odaklanmayalım. Ve her zaman onu desteklediğimizi davranışlarımızla da göstermeye çalışalım. Ona olan güvenimiz gerçekten çok önemli. Bizden eleştiri değil, her zaman yardım alabileceğini bilmeli. Çocuğumuzun bağımsız öğrenci olabilmesinde önemli rol oynayan diğer bir faktör de öğrenmeden keyif alıyor olması. Gerçek öğrenme ancak tutkuyla gerçekleşir. Öğrendiklerimiz duygularımıza dokunmuyorsa, öğrenmemiz gerekenleri bize hep birileri söylüyorsa, öğrenme uzun soluklu olmayabilir. Keyif alarak öğrenilen her şey, çocuğunuzda kalıcı davranış değişikliğine sebep olacaktır. Peki, veli olarak bizler de onların davranışlarını yorumlamaktansa, bu davranışlara sebep olan duygularını tanımlamasına yardımcı olabiliriz belki. Çünkü duygular düşünceleri, düşünceler davranışları oluşturur. Biz zannediyoruz, biraz sondan başlıyoruz. Ve son olarak, İngilizce'de reflection dediğimiz kendi üzerine düşünme, kendini değerlendirme becerisine bir bakalım. Çocuğunuzun öğrenme sürecini değerlendirmesi, gerekirse yeni bir yol çizmesi ve bir sonraki atacağı adımı belirlemesi bu yolculukta en önemli yaklaşımlardandır. İlerlemek için geri dönütleri eleştiri olarak değil, gelişimi için yapılan yorumlar olarak algılar. Ve bir kez daha nasıl bir veli olduğumuzu düşünmenin zamanı geldi galiba. Çocuklar çiçek gibidir ve her birinin yeşerme zamanı farklı olabilir. Eğer bir çiçek yeterince büyüyemiyorsa, o çiçeğin içinde bulunduğu şartları değiştirmeye çalışırız, öyle değil mi? Çiçeğin kendisini değil. Alison Gopnik'in yazdığı Bahçıvan ve Marangoz adlı kitabından esinlenerek size bir soru sormak isterim. Peki siz çocuğunuza şekil veren bir marangoz gibi misiniz, yoksa yeşermesi için gerekli ortamı ona hazırlayan bir bahçıvan mı? Hepinize sevgiler.